Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un antrenmanındaki gelişmeleri size aktarmaya çalışacağız. Ordu Mavi takımda Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic sakatlıklar nedeniyle çalışmada yer almıyor. Filip Benkoviç de mide rahatsızlığı geçirdiği için antrenmanda yer almıyor tedbir amaçlı olarak. Nicolas Pepe de kendisine verilen özel antrenman programı nedeniyle çalışmada yer almıyor. Basın mensupları onunla ilgili paylaşılan bilgi bu şekilde. Tabii yaklaşık 4 ay önce en son maç oynadığı için takımla aynı fiziksel seviyeye gelebilmesi adına uzun bir zamana ihtiyaç duyuyor Nicolas Pepe. Sorduk sakatlık sebebiyle mi yer almıyor çalışmada diye. Özellikle vurguladılar. Herhangi bir sakatlık durumu şu an itibariyle söz konusu değil. Sadece fiziksel olarak takımla aynı seviyeye gelmesi gerekiyor. Bu yüzden teknik ekip tarafından kendisine özel bir çalışma programı verildi. O çalışma programı dahilinde çalışacak ve o fiziksel yeterlilik seviyesine ulaşması hedefleniyor. Tabii Hatayspor maçı öncesi bu seviyeye çıkabilir mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Yine yeni transferlerden Onyembakic de antrenmanda oyuncu bildiğiniz gibi herhangi bir takım bulamadı bu süre içerisinde kiralık olarak. Tabii transferi biraz geç gerçekleşti prosedürlerden dolayı. O da devre arasına kadar takımla birlikte antrenmanlara çıkacak ve devre arasında çok yüksek ihtimalle oynayabileceği, süre alabileceği bir takıma kiralanması gündeme gelebilir. Bu arada gerçekten inanılmaz sıcak bir hava var. Çok ciddi bir sıcaklık var. Şu an takım ikiye bölünmüş durumda. Bir grubu yardımcı antrenör Nino Blue yönetiyor ki kendisi şu ana kadar 3 sarı kart gördü. İtirazdan dolayı bir sarı kart daha görürse cezalı duruma düşecek. Dar alanda pas çalışması yapılıyor. Ama bu çalışmayı biraz da geniş çekip size anlam ifade edin. Yani basketbolda alan savunması diye bir sistem var bildiğiniz gibi. Şu anda Trabzonspor onun sahaya uygulanmış halini çalışıyor. Diğer gruba da dönelim. Onaçuru Abdülkadir Ömür Beşiktaş maçında sakatlık yaşamıştı. Bu iki isim de sakatlığını atlattı. Herhangi bir durum, sakatlıkla ilgili sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Şu an itibariyle takımla birlikte çalışıyorlar. Şu an yelekler dağıtıldı. Birazdan bakalım çift kale maç olur mu? Gerçi 6 tane minyatür kale var. Dönem minyatür kale üzerinden bir maç yapılacak. Dörderli gruplara veriyor şu an. Dörderli gruplar üzerinden bir maç yapılacak. Minyatür kale maç yapılıyor. Hoca onu açıyor. Kaleyi savunmakla görevlendirdi. Ama yalnızca 2 kere topa dokunabilir her oyuncu. Hey.
karşılarında kim var? Trezeguet, Umut Güneş, Corbelis. Şu Onyembak hiç mi yandaki? Yok, Teklic. Bakalım bu karşılaşma nasıl geçecek. Basketboldaki gibi alan savunması çalışıyor Trabzonspor. Şimdiden yorumlara yazacak olan, takımı taktiğini niye gösteriyorsun diye yazacak olanlara söylüyorum. Hoca bilerek bu antrenmanı açıyor ve bu yapılan sadece bir antrenman. Maça kadar en az 10 tane de antrenman gözüküyor. Yani 10 belki abartın ama 7-8 antrenman. Yani hoca basın mensuplarını çektiğini bilerek bu antrenmanı yapıyor. Gol attı Onyembak için. Antrenman devam ediyor şu an itibariyle. Hoca tabii Hatayspor maçı 11'inde bence çok radikal bir değişim yapmaz ama önemli olan 21 kişilik kadro. Bu arada Mendy çok iyi geçirdi yine. Oyuncular 7-6 yeniyor şu an. 21 kişilik maç kadroya girmek önemli olacak. Bravo! Bravo! Final maçı keyifli olacak. Şimdi biraz daha değişti şu an. 6'ya 6 bir maç yapacak takımlar. Takımları size saktırayım. Bir tarafta Mehmetcan, Baniye, Berat, Eren Elmalı, Abdülkadir ve Onaçu. Diğer takımda Larsen, Dansvil, Arif, Deniz, Umut, bir kişi de olmalı. Nerede diğeri? Bir de Ali Hoca o takımda. Geç. Go. Close. Hey, Ali. Follow.
Trevelemeni de almadı. Onaç topu sakladı. Attı mı? Gol attı. Dön. İnanılmaz sıcak şu an var ya. Takımlar değişti. Ama telefon çok ısındığı için biraz donuyor. Dediğim bir şey Bardinho. Bardi'ye Bardinho diye seslendim. İlk kez duydum bunu. Dediğim bir şey Bardinho. Bardi'ye Bardinho diye seslendim. Bunu da ilk kez duydum bu arada. Sıcak altında gerçekten çok uzun bir antrenman ve hala aynı tempoda da devam ediyor şu an. Dansfil abi diyorlar, fark ettin mi? Dansfil abi diyorlar. Yok artık. Ama gol olsa güzel olur da.
finish touch. Kezden fazla konuşmak. Yine bende var. Gol! Ay! Kusum! Bir daha. Again. Güzel gol attı. Tek geç. Hem de 3 kere. Uçma patistamendi nerede burada? Bizgenin sonlarına doğru abi değil. Yok abi en son Benkoviç'in golünü atmışsın bana ya. Oğlum Benkoviç. Adam öldü doğru. Aynen böyleydi ben çekerken. Hadi. Musa var. Dekoltam. Bravo. Zaten ciddi bir sıkıntı yok. Tekli şaf bir sakatlık yaşadı ama ciddi bir sorun yok. Devam ediyor. Bu pasta attı golü. Gekas. Şey Al. Orange. Push them up. Ali, press. Ali, Ali. Up. Play, Ali. Up. Come on. 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 Come on
Bravo Eren, bravo Eren. Eren'in var, kimse almasın. Bravo! Aldım onu. Şut da güzel. Şey. Bayan, bayan! Ver, ver, ver. Tam bir tane almışım. Kuş, kuş lan! Kuş lan! Come back, Arif. Hey! 5 lira yazıyor abi. Güzel! Kaleye vuracak. Kaçırdı mı? Nasıl bir yetenek ya? Kaçırdı onu oradan. Bardinho değil mi? Ömür kaçtı mı? Ömür kaçtı diye gördüm. Benim gözlerim görmüyordum işte bu. Ömür kaçtı diye gördüm. Yusuf abi seslerimizi sileceğiz. Tam penaltı almayacağım. Oğlum ne gidiyorsun ya? Ama kanka mı be? Yine mi çektik? Yine çektik. Başınlara darı mı aldı çektik bu idmanda ya? Yine çektik. Ya da şey geldi. Bir takım kazandı. Fontas'ın golüyle. Ya! Kanal bu kafiska. Vallahi kafiska. Tam 90 dakika sürdü çalışma ve şu an itibariyle bitti.